LGS'ye son 16 gün çok değerli bir süre ve bu süreyi çok iyi değerlendirip inşallah hayallerimizi liseleri kazanacağız. Günün motivasyon sözünde bir gün diyeceksin ki kolay olmadı ama başardım. Gerçekten hem çok büyük sabır gösteriyorsunuz, etrafınıza kazanamazsınız diyenler var. Bazen denemelerde istediğiniz sonucu elde edemiyorsunuz. Bazen çalışmaktan yoruluyorsunuz, bıkıyorsunuz ama kolay olmadı, başardım diyeceksiniz arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin, çok güzel günlere az kaldım. Şimdi sizlerden gelen yorumlar çok önemli. Hocam sizce her gün denememi çözsem böylesi daha mı iyi olur demiş Korku Game. Yakup TRK'de Hocam ben normalde evde test yaparken not yapıyorum ama deneme çözümde çok düşük alıyorum. Sizce neden de demiş? Arkadaşlar ikinizin sorusuna cevaplıyorum ve size LGS'nin 5 önemli sırrını da vermek istiyorum. Birincisi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki tabii ki her gün deneme çözmelisiniz çünkü sınavın kendisi bir deneme yani sözel bölümde sayısal bölümden oluşan bir deneme yapacaklar size. Dolayısıyla her gün deneme çözmelisiniz. Fakat bu denemeleri çözerken size LGS'de de uygulayabileceğiniz 5 önemli taktik vereceğim. Bunlar LGS'nin en önemli taktikleridir. Hemen başlıyorum. Şurada bir boş kağıdımız var mı? Heh. Başlıyorum. Arkadaşlar yazıyorum buraya şöyle kağıdımızı yazalım. LGS'nin 5 sırrı diyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Başlıyoruz. Birincisi arkadaşlar sınavda doğru başlangıç yapmanız lazım. Bunu deneme çözerken de yapabilirsiniz. LGS'de de yapmalısınız. Doğru başlangıç ne demek? Kitapçık önünüze geldi. 2023 LGS Süzel Kitapçı geldi. Sakın sakın ilk sorudan başlamak zorunda hissetmeyin. İlk soru kolaysa ilk sorudan başlayın. Ama ilk baş yapmanız gereken şey kolay bir sorudan başlamaktır. Yani kitapçıkları size verdiklerinde şöyle bir göz gezdirin. Mesela şu soru size iğrenç uzun durduysa bunu sakın çözmeyin ilk başta. Yani tabii ki zaten ilk soru olmadığı için çözmeyeceksiniz ama böyle gözünüze çarpan ya ben bunu yaparım ya bu kolay da diyebileceğiniz bir soruyla başlayın. Zaten Milliyetin Bakanlığı'nın da LGS'yi Türkçeden başlatmasını ya da ÖSM'nin Türkçeden başlatmasını size bu. Türkçe hepimizin kendi dilimiz yani. Kendi dilimize başlayıp bir moralleri düzelsin öğrencilerin diyor. Çünkü zor bir soruyla başlarsanız ondan sonraki sorular kolay bile olsa tüm sınavınız kötü geçer. Ama ilk başta birkaç tane kolay bir soru yaptığınız zaman moraliniz düzelir ve stresiniz azalır. Dolayısıyla mutlaka mutlaka kolay bir soruya başlıyorsunuz. Eğer sayısal bölüme geçtiniz. Yani sözel bölüm bitti. Arada sayısal bölüm için ara verildi. Aradan sonra 2022 pardon 2023 sayısal bölüme başladınız. Aradan sonra Arada asla konuşmadınız zaten. Kimseyle iyi de geçse, kötü de geçse hiçbir şey konuşmadınız. Sayısal bölümde de yine kolay bir yerden başlamanız lazım. Orası nedir? Fenden başlayın arkadaşlar. Sakın sakın ilk başta matematik geliyor. Matematik birinin soru. Hayır hayır. Direkt fenden başlayın. Fende birkaç tane soru yapın. Moraliniz düzelsin. Ardından feni bitirin. Fenin hepsini çok güzel bir şekilde yapmanın moraliyle matematiğe geçin. Dolayısıyla doğru başlangıç önemli. Sözelde kolay sorular yapıyorsunuz. Sayısalda da fenle başlıyorsunuz. İkinci en önemli taktik arkadaşlar turlama taktiği. Turlama taktiği esasında buna benzer bir şey. Sınavda takıldığınız sorular olacak. Böyle açacaksınız kitapçığı, birkaç tane soruyu yapacaksınız ama bazen ara ara takıldığınız sorular olacak. O soruda ısrar etmeyin. O sorunun puanı daha fazla değil. Bütün soruların puanı kendi branşı içerisinde eşit. Yani Türkçedeki bütün sorular aynı puanda. İnkılaptaki bütün sorular aynı puanda. Tabii ki bir Türkçe dört inkılaba eşit. Ancak bu kesin Türkçe'de bir soruyu tüm Türkiye'de doğru yapsa, bir soruyu da tüm Türkiye yanlış yapsa, Sadece siz doğru yapsanız iki sorudan da alacağınız puan aynı. Fakat averaj denen bir şey var. Yani Türkiye'de diyelim ki 20 Türkçe'de 8 ortalama varsa siz 9 net yaptıysanız işte o sizi 9 nete çıkaran şey yüksek puanlı. Dolayısıyla soruların puanları işte olduğu için takıldığınız bir soruda bu soru zormuş diye vakit kaybetmeyin. Hemen geçin ileride ikinci turda o takıldığınız soruları yapabilirsiniz. Üçüncü soru arkadaşlar doğru. Daha doğrusu üçüncü sırrımız doğru kodlama. Doğru kodlama neden önemli? Çünkü arkadaşlar size sınavda optik formlar verecekler. Siz soruları yaparken, soruları yaparken soru soru kodlarsanız dikkatinizi alabilir. Bence iki sayfada bir kodlayın. Yani 4, 5, 6 yaptınız. 4, 5, 6'yı kodlayın. Böylece hem kaydırma önlemiş olursunuz. Hem de bu sayfadan geçerken zaten bir beyniniz duruyor o sırada. Böyle bir dinlenmiş oluyorsunuz. Hem o dinlenme sırasında da kodlama yaparak dinlenmenizi daha da iyi artırmış olur. Ve beyninizi rahatlatmış olursunuz. Yani bu sayfayı bitiriyorsunuz. Bu iki sayfayı kodlama yapıyorsunuz. Oh rahatladım. Hemen bu tarafa geçiyorsunuz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 soru bitiriyorsunuz. Oh rahatladım. Geçiriyorsunuz. Ardından da böyle. Eğer burada bu soruyu boş bıraktıysanız da bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ama soru soru gittiğinizde kaydırma ihtimaliniz olabilir. Allah korusun. Dördüncü teknik arkadaşlar. En sonuncusunu en sona bıraktım. En önemlisini. ilk akla gelen. Arkadaşlar sınavda iki seçenek arasında kalabileceğiniz durumlar olacak. Bazen açacaksınız diyelim ki denemeyi veyahut da LGS'yi. Şöyle sözel bölümden alalım. Şöyle nerede mesela? Bu sözelde olabilir. İnkılap tarihinde, dinde veyahut da Türkçe'de bazı sorular çok olur böyle. Okursun ya bu eğitim mi kültür mü eğitim kültür mü? İlk aklınıza yatan ya da buradaki kelimeler içerisinde en fazla örtüşen kelime eş anlamlılık bakımından örtüşen hangi kelime ise o doğru seçenektir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yani değiştireyim bunu galiba bu değildi diyorsanız muhtemelen yüzde seksen yanlış cevaba gidiyorsunuzdur. Bazen değiştirdiğiniz doğru çıkar. 10 soruda diyelim ki 10 soruyu değiştirdiniz. Bir tane soru çıkar ama 9 yanlış çıkar arkadaşlar. İlk akla gelen doğrudur. Çünkü insanın aklına yanlış şeyler gelmez. Genellikle doğru gelir. Mesela siz benim kardeşimin adını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O zaman aklınıza gelmez. Onu boş bırakın. Eğer benim kardeşimin adını sorarlarsa sınavda boş bırakın. Ama biraz biliyorsanız iki seçenek arasında kaldıysanız aklınıza anımsattınızdır mesela. Öyle değil mi? Ha, ben hatırlıyorum dersiniz. Ama bilmiyorsanız boş bırakın. Eğer biliyorsanız bir şeyler gelir aklınıza. O yüzden ilk aklınıza gelen doğrudur. Bunu da unutmayın. İki seçenek arasında kaldıysanız. Ha şu da önemli. Üç dört seçenek arasında kaldıysanız o zaman boş bırakın. Çünkü üç yanlış bir doğru götürüyor. İki seçenek arasında kaldıysanız da aklınıza ilk geleni işaretleyin. Çünkü bir doğru da üç yanlışı götürüyor arkadaşlar. Ve dördüncüden sonra beşinci taktiğimize geliyoruz. Beşinci sırrımıza seçenek eşitliği. Arkadaşlar LGS'de her seçeneğin arkadaşlar eşit miktarda dağıldığını unutmayın. Yani diyelim ki ne var? 20 tane Türkçe, 10 tane inkılap, 10 tane din, 10 tane İngilizce, 20 fen, 20 tane de matematik sorumuz var dedik ya. Niye önce fen dediniz hocam? Önce fenden başlayınız. Bunu vurgulamak istiyorum. Burada arkadaşlar A, B, C, D seçeneklerini eşit olarak dağıtıyorlar. Yani Türkçe'de veyahut da matematik fende sayısal kısımda işte toplam 40 soruda 10 tane A, 10 tane B, 10 tane C, 10 tane D olacak gibi düşünebilirsiniz. Eğer seçenekler arasında, seçenekler arasında bazılarına kaldıysanız bir bakın A, A'dan çok işaretlemişim, C'den hiç işaretlememişim. O zaman C'ye yönlendireyim diyebilirsiniz. Aynı şekilde bu sözel bölüm kitapçı için de geçerli. Yani bir tane seçenekten çok fazla işaretlenme ihtimali yani bir sürü A A, 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 bir sürü B, B, B olma ihtimali yok. Zaten üst üste de böyle çok fazla gelme ihtimali yok. Ancak bütün hepsini bitirdikten sonra optik formda ...seçeneklerin sayısını şöyle bakın... Hmm, ...buradan A'dan kaç tane işaretlemişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane... ...B'den kaç tane işaretlemişim? 2 tane... ...Allah Allah... ...burada bir sıkıntı var... ...demeniz gerekir... ...bu da önemli bir taktiktir arkadaşlar... ...kitapçıkların içerisinde... Eğitim Bakanlığı... ...eşit miktarda dağıtıyor... ...bu... Eğitim'in bir kanunudur... ...yani asla... ...hepsinden sadece bu sene CVD cevapçı olmadı. Hep A ve B'ler cevap oldu. Böyle bir şey olamaz. Eşit miktarda dağıtılır. Bu üniversite sınavında da böyledir. LGS'de böyledir arkadaşlar. Bunları tabii normal siz evde deneme çözüyorsunuz. Biz normalde kendi denemelerimize buna dikkat ediyoruz. Ee, okuldaki denemelerinizde, büyük denemelerde bunlara dikkat edilir. Veya doz denemelerinde mesela zaten burada <laughs> bazı sorular az denemeli yani bunlar e, belli bir dozajca gidiyor. Bunlarda bu taktiği uygulayamazsınız. Ama diğer söylediğim taktikleri yani ve beşinci taktiği gerçek LGS'lerde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Doğru bir başlangıç yapıyorsunuz. ...turluyorsunuz... ...doğru kodluyorsunuz... ...ilk aklınıza gelen doğrudur... ...ve seçenekleri de kontrol ediyorsunuz sonradan... ...eğer yanlış bir şey yaptıysanız... ...ha seçeneklerden eminseniz... ...gidip bunları saymanıza gerek yok... ...zaten ben doğru yaptım der geçersiniz... ...ama boşlarınız varsa... ...ve birazcık gariplik hissediyorsanız... ...bir sürü C işaretlerini hissediyorsanız... ...bu durumda mutlaka seçenek eşitliğine de bakın arkadaşlar... ...sizleri çok seviyoruz... ...bizler... Bu son tekrar kampımıza her gün canlı yayınlarımızla, geri sayımlarımızla size de destek olmaya devam edeceğiz. Sizler lütfen 2022'nin, 2020'nin, 2019'un, 2021'in işte başka hangi seneler var? 2020 bütün senelerdeki LGS'lerde birinci önemli alakalı olan soruları çözün. ...LGS 2020 zaten sadece birinci dönem konularına oluşuyor. Orada hepsini çözmeniz gerekiyor. Ama bazılarında ikinci dönem konuları da var. Hepsini çözün. Bizim denemelerimizi mutlaka çözün. Her biri gerçek LGS standartına hazırlandı. Ve önlerinde analiz sayfaları var. Yaptığınız yanlışların da analizini yaparak onlarla alakalı listelerle kendinize ödev verin. Yani yapmanız gereken şey şu sevgili arkadaşlar. Korku Game, Yakup TRK ve şu anda bizi izleyen değerli arkadaşım. Sana sesleniyorum. Her gün deneme çözüyorsun yaptığın denemelerdeki yanlışlarınla alakalı da testler çözüyorsun. Deneme çözerken de mutlaka bunu uyguluyorsun. Neden? Çünkü LGS girdiğinde de benzerini uygulayaraktan başaracaksın. Yani şimdiden fenden başlamaya alıştırın kendinizi. Şimdiden iki üç tane kolay soru yaparak yani denemeyi aldın önüne mesela. Geri senin denemesi çözüyorsun. Ya bu nasıl olsa Tonguç'un denemesi. Tonguç bizi çok seviyor ki. Ee, bir öyle başlamayın. Deyin ki ya bana ne olmuştan Mokşan. Ben şöyle bakacağım bir tane kolay soru bulacağım. ha. yaptınız. Buna beyninizi alıştırın arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeyim aklıma gelmişken. Diyelim ki bunu yaptınız. ikinci soruya takıldınız. Takıldığınız soruya böyle büyük dana gibi işaret koymayın. Atlayın demiştim ya turlama taktiği yapın demiştim ya. Takıldığınız soruya şöyle mintoş bir işaret koyun. Çünkü geri döndüğünüzde ikinci turda böyle mintoş işareti bir soruyu yaparsınız. Ya bunu herhalde bir şey olmuş takılmış bir Ama böyle bir işaret koyarsanız bu şu demek. Aman Allah'ım çok zor yapamayacağım herhalde bunu gibi bir hava veriyor. Halbuki öyle bir şey yok. Bu da normal bir Türkçe sorusu diyerek yapmanız lazım. Dolayısıyla işaretlerinize çok fazla gösterişi koymamaya çalışın. İkinci sıra bıraktığınız sorular Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin arkadaşlar.